Çok güzel. İşte. Güzel gibi. Aa, çizgi film. Niye bu kadar düşünceli bu küçük peri? Ne yapıyor öyle? Niye öyle omzunu silkiyor? Kendine kıkır kıkır gülüyor. Ya bu küçük peri kafayı mı yedi yoksa benim göremediğim başka varlıklarla mı konuşuyor? Yok canım, bu kadar da fazla. Hem öğretmen bunu hayatta kabul etmez. Kim o? Benim Filiz Ağaçlı. Ah, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Geç içeri, geç. Dışarısı çok soğuk. Hoppa. Aa, hayırdır Çilek? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne bu surat? Bu ne demek? Böyle kara kara ne düşünüyorsun demek? Öğretmen acayip bir ödev verdi onu. Ne ödeviymiş bu? Bir icat yapacakmışız. Bizim yaratıcılığımıza bakacaklarmış. Ona göre sınıfın en yaratıcı öğrencisi seçilecek. Aa, eskiden biz de yapardık. Dur şimdi ben sana bir bardak süt getireyim, kafamız daha iyi çalışsın. Ben bayılırım böyle şeylere. Merak etme, buluruz bir şeyler. Buluyorum bulmasına da sihirle bir şey yapsam öğretmen kabul eder mi? Onu kestiremiyorum. Çilek buldum galiba. Ne? Kendi kendine evi silip süpüren, temizlik yapan bir elektrik süpürgesi icat edebilir miyiz ki? Ondan bütün perilerin şatosunda var zaten. O yeni bir icat değil ki. Bir şey demedin, beğenmedin galiba. Daha ilginç bir şey istiyorum. Bundan daha ilginç bir şey var mı kız? Eğer böyle bir şey icat edebilirsek bütün ev hanımları, benim gibi çalışanlar, herkes kurtulur. Sen bu dünyadan gidince de bunu icat ettiğin için bin bir tane dua alırsın vallahi. Hı? Aman anlaşıldı, beğenmedin. Bunu icat edecek insan daha anasının karnından doğmadı zaten. Dur bakalım, sana daha kolay gelebilecek, daha çok sevebileceğin başka bir icat düşünelim. Ama seni hiçbir yerde göremedik. Ben bu sabah işe vasvasla gitmedim. Taksiyle gittim, taksiyle geldim. Hadi bakalım, geçin, buyurun. Merhaba Firuze abla, merhaba Çilek. Herkese merhaba. Merhabalar, biz geldik. Aa, Firuze, Çilek, duymuyor musunuz bizi? Ay Betüş Hanım, kusura bakmayın. Ödümü patlattınız. Ay bugün de korkan korkana. Ne oluyor burada? Hakikaten ne düşünüyorsunuz ikiniz öyle kuku mavkuşu gibi? İcat. Kreşten çileklere ödev vermişler. Hepsi birer icat yapacaklarmış. Sonra da kreşin en yaratıcı öğrencisini seçeceklermiş. Aa, bu harika. Evet ama daha bir şey bulamadık. Ne zamana? Pazartesiye. Pazartesiye mi? Niye daha önce söylemiyorsun? Burada bir şey bulacağız diye kafa patlatıyorum. Önümüzde koca bir hafta sonu varmış. Bol bol düşünürüz. Bugün cuma Firuze abla, yarın okullar tatil. O kadarını akıl edersin sandım.
Bence gelmiş geçmiş en büyük icat ne biliyor musun Çilek? Büyükleriyle bilmiş bilmiş konuşan çocukların ağzına biber sürmek. Firuze ablan haklı Çilek'cim. O sana ne kadar yardım etmeye çalışıyor, sen nasıl davranıyorsun? Affedersin Firuze abla. Yemekler hazır Betüş Hanım. Ben çıkabilir miyim? Tabii canım. Ellerine sağlık. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet çocuklar, şimdi siz de çıkıp ellerinizi yüzünüzü yıkayın bakalım. Akşama yemeğe anneannenizle Kendall amca gelecek. Şöyle güzel bir sofra hazırlayalım, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu sırada da küçük hanım sizin ödevinizi düşünürüz. Biz bir şeyi bulamazsak anneanneme danışırız. Ne de olsa onun kafası değişik icatlara daha çok çalışıyor. Hem de rüya.